Çocuğuna kitap okuma alışkanlığı kazandırmak isteyenler kulübüne hoş geldiniz. Kalabalık bir aileyiz. Ben daha önce bu aileye bir başka videoda hitap etmiştim. Emir'in ilk kitaplarını anlatmıştım. Bu Baby Touch, oğlumun ilk kitabı. İçerisinde İngilizce yazılarla hem hayvanların ismi yazıyor hem de sayıları yazıyor. Sıktımı ses de geliyor. Hatta o videoda Emir'in en sevdiği kitabını yediğinden bahsetmiştim. Emir'in en sevdiği kitap, en sevdiği kitabı da göstermek isterdim size. Fakat gösteremiyorum çünkü Emir kitabı yedi. Yani o diş çıkarma sürecinde kitabı ufak ufak parçalamak suretiyle artık selülozlarına ayırdı ve kitap en sonunda böyle lime lime döküldü. Yorumlarda "hadi canım abartıyorsunuz" diyenler vardı, kanıtla geldim. Önce şunu belirtmek isterim. Benim bu hayatta tanışamadığımı üzüldüğüm sayılı insanlardan bir tanesi Stefan Zweig. Ve çok enteresandır, oğlum onun kitaplarını yemeyi de çok seviyor. Bakınız. Minik Satranç. Bu benim hayatta en sevdiğim öykü kitaplarından biri. Bir başka videoda anlatmıştım, yanlış hatırlamıyorsam. Bu ufak kitabı Emir'e hoşluk olsun, hediye olsun diye hani boyutları itibariyle falan düşünüp almıştık. Fakat gördüğünüz gibi diş izleri her yerde. Ve yani bakın, bunu böyle eline teslim ediyorum ve arkamı dönüyorum sanmayın. Bir yılı aşkın sürede kitabın geldiği hal bu. Bir şekilde bunu nereye saklarsak saklayalım buluyor, gidiyor oradan alıyor ve hemen bir köşesini kemirmeye başlıyor. Evde bir bebekle yaşamak, evde bir kemirgenle yaşamak gibi bir şey aslında. En azından diş çıkarırken öyle. Ama tatlı bir kemirgen tabii. Gördüğünüz gibi işte yani kitabın yenmedik köşesi, sayfası, ısırılmamış bir kenarını bulmak zor. Sadece bu değil üstelik. Diyorum yani, Zweig'i yemeyi seviyor çocuk. Modern Klasikler serisinde bir kadının yaşamından 24 saatte biz yetişkinlerin kütüphanesinde olan bir eser. Fakat bunu da bulmuş bir şekilde. Herhalde ince diye rahat taşıyor diye tahmin ediyorum. Şuradan başlamış ufak. Ve şöyle bir aklınca cin fikirlilik yapıyor. Şimdi mesela bu kitapları ben elinde gördüğüm anda hamle yapıyorum. Hemen elime başka bir şey alıyor, çevredeki. Onu verip kitabı saklamaya çalışıyor. Yani aklınca bizi kandıracak. Neyse. Şimdi ilerleyen aylarda Emir'in okuduğu kitapları ve benim de size tavsiye edeceğim kitapları anlatacağım. Böyle bir seri var. Siz de bunlardan tercih edebilirsiniz. Örneğin Safari Park'ta Dev Pancar Çılgınlığı. Bunlar daha önce de göstermiştim bir iki tane ama içerisinde bol bol resim, az yazı olan, genellikle hayvanların çok kullanıldığı, çok tercih edildiği ve büyük büyük ünlemlerin, örneğin şurada olduğu gibi "buldum pancar", hem büyük yazıların hem de büyük ünlemlerin olduğu kitaplar. Kısa bir öykü, kısa bir hikaye ama bol bol resim ve rengarenk gerçekten sayfalar. Dolayısıyla ilgisini çekiyor benim oğlumun. Yine Siyah Beyazlılar Kulübü. Burada da bol bol hayvan fotoğrafı vardı örneğin. Şuradan göstereyim. Siyah Beyazlılar Kulübü'nde siyah beyaz hayvanların kendileri gibi olmayan bir zürafayı içlerine almak istememesi anlatılıyor. Zebralar var, kokarcalar var, penguenler var. Bir zürafanın kendini yabancı hissetmesinin hikayesi. Şöyle, ben genelde kitapları oğluma okuyorum. Uyumadan önce, banyodan sonra yatağına koyuyorum, kitabı elime alıyorum. Fakat onun da kitapla hemhal olmasını istediğim için, yani kitabın sayfalarını çevirmesini, o resimlere kendisinin bakmasını istediğim için zaman zaman bu tür kopuşlar da yaşanabiliyor. Ama olsun, yeter ki hani şu sayfaları çevirsin, şu resimlere baksın, gerekirse işte ağzına götürsün. Tabii yutmamak, yememek kaydıyla. Ama yeter ki şu kitapla temas halinde olsun. Bu bizim uyku öncesi rutinimiz. Mırmır'ın Sihirli Bıyıkları örneğin bir başka kitap. Hokus pokus Diplodocus, dünyanın ilk sihirbazı. Burada da bir dinozor anlatılıyor. Böyle genellikle dediğim gibi hayvanların yer aldığı, bol bol resim tercih edilen, cümlelerin kısa kısa tutulduğu, her sayfada bir ya da iki cümlenin en fazla olduğu kitapları tercih ediyoruz. Bunları hala okuyoruz. Son dönemlerdeki favorilerimiz ise sesli kitaplar. Bunların düğmelerine kendi basıyor. Tabii burada açıkçası ben artık sıra gözetmesini beklemiyorum. Önemli olan benim için yine kitapla temas halinde olması. Her sayfada bir sayının işaretini görebiliyorsunuz. Birinci sayfada 1, örneğin ikinci sayfada 2. Tabii ki kronolojik olarak gidiyor. Sayısal olarak gitmesi gerektiği gibi gidiyor. Burada da bu sayfada yazanları sesli olarak dinleyebiliyor. Bremen mızıkacılarıydı ilk aldığımız sesli kitap. İnsanların en yakın dostu benim dedi çoban köpeği. Daha sonra çiftliğin sakinlerini seçtik. Oyuncakçıya gittik. Bunu seçti. Ona bıraktım. Bakalım hangisini sevecek dedim. Buna gitti aldı. Oğlum, biz de çiftliğin sakinlerini aldık. Çok enteresan. Seçimlerin tekrarlanma sürecine denk geldi. Üstelik bu kitapta da bir seçim anlatılıyor. Tevafuk diyelim. Çiftliğin sakinleri işte dokun ve dinle, böyle basarak numaralara. O sayfada yazılanlar anlatılıyor. En sonda da bir müzik var. Bunun gibi. 0-2 yaş çocuklar için her ayda kullanılabilir. Ama ben biraz daha önce de söylediğim gibi ilk aylarda ürkütmek istemiyordum oğlumu, müzikle özellikle. Sadece uyurken çok hafif klasik müzik çalan bir ayıcık tercih ettik. Onun dışında fazla müzik tercih etmiyorduk. Bunu 6. ay ve sonrasında, yani artık kendi de sayfaları çevirebilecek hale geldiğinde tercih ettik. Hala da tercih ediyoruz. Çok da seviyor. Özellikle bunları uyumadan önce biraz kendi kendine vakit geçirmesini istediğiniz takdirde bırakabilirsiniz. Tabii bu kitapların avantajıysa herhalde karton bir malzemenin tercih edilmesi. Bunları yırtmak, kemirmek, ısırmak diğerleri kadar kolay değil. Yani en azından bunun kadar kolay değil. Dolayısıyla daha güvenli diye düşünebilirsiniz. Buradaki malzeme de plastik ama kolay kolay koparabileceği, yutabileceği bir malzeme değil. Dolayısıyla endişe etmenize gerek yok. Zaten siz de odada olduğunuz müddetçe, yani yanı başında olmasanız bile odada olduğunuz müddetçe burası gerçekten sağlam yapıştırılmış. Ben de ilk gördüğümde çünkü ondan endişe ettim. Ya burayı koparır, ağzına sokar, kafasına vurur, bir şey yapar mı, kendine zarar verir mi diye. Ama sağlam gözüküyor. Zaten siz de yanında olduğunuz sürece sorun olmayacaktır. Çocuklara doğum gününde hediye almak çünkü bir dert. Özellikle çocuğu olmayan aileler için bunu biliyorum. Acaba ne alsam? Ya evde zaten bir sürü oyuncak vardır. Ben orijinal ne bulabilirim ki diye düşünen çok arkadaşım var benim de. Bu eşimin bir arkadaşının bize hediyesi. Kendisi yapıyor. Sihirli Yolculuk ismi. Orijinalliği, yaratıcılığı şurada. Bu kitap Emir'e özel yazıldı. Yani bu kitaptan aslında sadece bir tane var. Sevgili Emir, hayatın boyunca birbirinden güzel karakterlerle karşılaşman ve unutamayacağın maceralar yaşaman dileğiyle bu kitap sadece bir başlangıç olsun notu ve temennisiyle başlıyor. Çocuğa özel bir hediye yaptırmak isterseniz kendi çocuğunuza veya tanıdığınız, sevdiğiniz birinin çocuğuna, yeğeninize, torununuza böyle isme özel bir masal kitabı güzel olabilir. Burada da sihirli bir yolculuğun öyküsü var. Burada biraz daha fazla demin gösterdiğim kitaplara göre cümle var. İlerleyen aylar için, yani 6 ay ve sonrası için daha ideal bir hediye. Özellikle yaş günü için bence çok ideal bir hediye. 1. yaş, 2. yaş için ya da okumaya başladığı 4 yaş ve 5 yaş için, yani artık anaokuluna gidip kelimeleri çok daha rahat söyleyebildiği ya da okumaya başladığı zamanlar için bence güzel bir hediye. Dilerim sizde de faydalı olmuştur bu video. Gördüğünüz gibi ismi özel yazıldığı için kitabın sonunda da Emir diye bitiyor kitap. Umarım anlattığım bu videonun faydasını görürsünüz. Dilerim çocuklarınızı kitap okuma alışkanlığıyla büyütebilirsiniz. Ve dilerim kanala abone olursunuz. Bir başka videoda görüşürüz.